Çok teşekkür ediyorum. İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliği... Ama bugün İsveç'te bu faaliyetlerin hepsi aynen devam ediyor. Biz bunu sadece kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez hakaret, Kur'an-ı Kerim yakma eylemine bağlamıyoruz. O, her zaman söylüyorum, bir nefret suçudur, insanlık suçudur. Hangi dine olursa olsun, hangi kutsal kitaba yönelik olursa olsun bu tür eylemler kabul edilemez ve insanlık suçudur. Bununla tüm uluslararası toplum olarak birlikte mücadele etmemiz lazım. Ama NATO üyeliği konusunda taahhütler var. Biz bu adımları görmeden İsveç'in NATO üyeliğine evet dememiz mümkün değil. Onlara. Bugün de yine önemli ziyaretler var Sayın Bakan burada, Macaristan Dışişleri Bakanı Ankara'da. İki toplantı oldu. Üçüncü toplantıyı biz bu Kur'an-ı Kerim'e yönelik kabul edilemez eylemden dolayı, Kur'an yakma eyleminden sonra ortam da uygun değildi, erteledik. Şimdi üçüncü toplantının Brüksel'de olmasında fayda var. Çünkü NATO Genel Sekreteri de, bazı dostlarımız, müttefiklerimiz de işte İsveç'te kanun değişti, işte İsveç açıklama yaptı, dolayısıyla üye olsunlar diye söylemlerde bulunuyorlar. Açıkça görsünler, arkadaşlarımız oraya katılacak, 9 Mart'ta düzenlenecek. Açıkça herkesin İsveç'in özellikle yükümlülüklerini yerine getirmediğini görsün. My brother.